14 Mayıs'a yürüyor muyuz? Gümbür gümbür yürüyor muyuz? İnşallah havaalanından buraya, yolun sağında solunda tüm Vallı kardeşlerim elhamdülillah bir araya geldiler, birlikte yürüdüler. Sevgili Vallılar, başımın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık bir yıllık hasretin ardından bugün yine Van'dayız. Son gelişimizde gönül dünyadan geçer ama ki Van'dan geçmez diyerek sizinle kucaklaşmıştık. Öyle mi? Bugün yine aynı hissiyatta bir aradayız. Van sadece ülkemizin yükselen yıldızı değil, aynı zamanda bölgesinde ve dünyada gıptayla takip edilen bir şehir haline geldi. Peki nasıl oldu bu? Kendi kendine mi oldu? Van eskiden de buradaydı. Ama böylesine bir cazibe merkezi haline gelememişti. Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Hem bu şehirde yaşayan insanların, hem buraya gelen ziyaretçilerin güven içinde, huzur içinde hayatını sürdürebileceği bir iklim tesis ettik. Terör örgütünün başını sadece burada değil, sınırlarımızın dışındaki inlerinde de ezdik. Kardeşlerim, devletinize güvenin. Bize güvenin. Huzurunuza ve hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha sizin kılınıza bile ilişemeyecek. Kardeşlerim, Van depremini hatırlıyorsunuz değil mi? Burada o zaman belediye başkanı kimdi? Malum, HDP'li. Van'ı susuzluğa mahkum etti mi? Van depremiyle ilgili bir adım atmadı. Ben o zaman anında DSİ'yi görevlendirdim ve su olayı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sorunudur. Yapmadı. Ne dedi? Gelsin devlet yapsın. Değerli kardeşlerim, biz onun bu ifadelerine katılmadık ve Van Büyükşehir'de bu yaptıkları karşılığında biz Van'ın susuzluğunu giderdik. Edremit'i Edremit biz yaptık. Erciş'i Erciş biz yaptık. Adeta Van Gölü demiyorum, Van Denizi'nin kıyısını adeta yalılarla donattık. Öyle mi? Tuşbayı biz yaptık. Nerede belediye? Belediye başkanı niye görevini yapmadı? Hani bunlar benim Kürt kardeşlerimi seviyordu? Bunlara inanıyor musunuz? Değerli kardeşlerim, Türküyle Kürdüyle biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap, şu bu ayrımı yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Kürt kardeşlerimi de aynı anlayışla seviyoruz. Çok güzel bir şurada ifade yakaladım. Ne diyor? Oh olsun, artık gabar terörle değil, petrol rezerviyle anılacak. E bunu kim yaptı? Yine biz yaptık. Bundan sonra gabar
terörle anılmayacak. Ve bundan sonra Gabar inşallah o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Yıllarca ne yaptılar? Bu petrol kuyularını betonladılar. Şimdi biz açtık. Aynen Karadeniz'deki doğal gaz gibi açtık. Doğal gazı şu anda ücretsiz alıyor musunuz? Yıl sonuna kadar da 25 metreküp ücretsiz olarak ödeyecek misiniz? İşte bunları yaparsa eyvallah. Ama bizi bu yolda yalnız bırakmayacaksınız, değil mi? 14 Mayıs akşamı inşallah hep birlikte bir başka güleceğiz. Her ne kadar siyasi uzantıları hala o eski kara günlerin, o eski kanlı günlerin hayaliyle yaşamaya devam ediyorsa da artık o iş bitti. Yıllarca sizin ve evlatlarınızın canı ve geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların dönüp dolaşıp kimin arkasına takıldığını gördünüz, değil mi? Diyarbakır annelerinin acısını biliyorsunuz, değil mi? Kardeşlerim, bunları Kandil'e kimler kaçırdı? 10 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşındaki o kızlarımızı, o çocuklarımızı Kandil'e kimler kaçırdı? Bunlar ne diyorlar? Biz Kürdüz. Benim Kürt kardeşlerime leke sürmeyin. Bunların Kürtlükle, Mürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor, vahşet. Ve inşallah 14 Mayıs'ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Sizi Allah için seviyorum. Gidip Van'dakiler dahil Kürt kardeşlerimize her türlü zulmü yapan, her türlü insanlık suçunu işleyen CHP şimdi ne oldu? Payanda oldular. Ya düşünün, CHP gelip de burada miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar? İşte şimdi bu hesabı sormak lazım. CHP'ye desteklerini hem de utanmadan, sıkılmadan, ahlaksızca ne dediler? Dişe diş, kana kan diyerek ifade edenlerin derdi Van olabilir mi? Vanlının huzuru, refahı olabilir mi? Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için sizin karşınıza geldiklerinde onlara bunun hesabını sormayacak mısınız? Ülkemizdeki herkes gibi Kürt kardeşlerimin de hakkını, hukukunu, özgürlüğünü en geniş manada kullanabileceği demokrasi zeminini biz kurduk mu? Aynı şekilde tüm şehirlerimiz gibi Van'ın da kalkınma eksiklerini yine biz tamamladık mı? Hatırlarsanız 2011 depreminin ardından Van'ı adeta yeni baştan inşa ettik mi? Bugüne kadar Van'da TOKİ kanalıyla 24 bin konutu bitirip sahiplerine verdik mi? Şimdi de 3200 yeni konut, 250 yeni iş yeri, 27 bine yakın altyapılı arsa vererek Van'ı daha da güzelleştirecek bir hazırlığın içindeyiz. Bay Bay Kemal ne söz verdi? Bu CHP'lilere, bu HDP'lilere sormak lazım. Ya siz Van'a ne kazandırdınız? Bir de onu söyleyin. Ya okulunu, hastanesini, sosyal yardımlarını, millet bahçelerini, bölünmüş yollarını, havalimanımızı, barajları, sulama tesislerini, organize sanayi bölgesini, doğalgazı saymıyorum bile.
inşası sürüyor mu? İnşallah onu da seneye bitiriyoruz. Karadeniz limanlarını İran'a, Asya'ya, Orta Doğu'ya, Van üzerinden bağlayan altyapı çalışmalarını süratle tamamlamakta kararlıyız. Van'a 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Kardeşlerim, bakın bunu özellikle bir kardeşiniz olarak, Kürt'ü, Türk'ü hepsini koyun bir kenara. Dedim ya, yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. 96 milyar liralık kamu yatırımını Van'a yaptık. Şimdi bunu katlayarak artıracağız. Değerli kardeşlerim, tüm bu eser ve hizmetlerin sürmesi için hazır mısınız? Van 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Van 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Değerli kardeşlerim, biz Van'ı Allah için sevdiğimiz, Vanlılara gönülden aşık olduğumuz için önümüze çıkartılan hiçbir engele itibar etmedik. Sadece işimize baktık. Van memleketin sınır çizgisidir reis. Vanlı gençlerin kırmızısı. Eyvallah. Bana sevgimizi şairin diliyle anlatacak olursak, aşık der ki serde ahuzarım var. Bahçesinde ayva ile narım var. İçinde bekleyen nazlı yârim var. Durmam buralarda. Van'a giderim, Van'a. Evet, biz de her fırsatta Van'a geldik. Ama öyle elimiz boş gelmedik. Hep eserlerimizle, hizmetlerimizle, yüreğimizdeki muhabbetle, heybemizdeki projelerle geldik. Ya bir de onlara sorun ya. Siz neyle geldiniz buraya? Ne getirdiniz diye bir sorun. CHP'sine sorun. HDP'sine sorun. Sorun bunlara. Hiç getirdikleri bir şey yok. Hiçbir zamanda bir şey getirmeyecekler, bunu bilin. Çünkü biz birileri gibi köken ve mezhep ayrımcılığı değil, eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Çünkü biz birileri gibi evlatlarımızı PKK veya FETÖ terör örgütlerine, LGBT denen sapkınlara teslim etmenin hesabını değil, aile yapımızı güçlendirmenin siyasetini yapıyoruz. Kardeşlerim, CHP LGBT'ci mi? İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? O yanlarında da yavrucuklar var. Onlar biz LGBT'ci değiliz diyebiliyorlar mı? Fakat AK Parti'nin kitabında LGBT yok. MHP'de yok. Cumhur İttifakı'nda asla böyle bir şey yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürülmesini asla kabul etmiyoruz. Biz bunların mücadelesini verirken bölücü örgütün güdümündeki partinin mensupları da, onların cumhurbaşkanı yapmak için uğraştıkları kişi de ne yapıyordu biliyor musunuz? Attığımız her adıma karşı çıkıyorlardı. Yaptığımız her işi engellemeye çalışıyorlardı. Başlattığımız her projeyi durdurmak için çırpınıyorlardı. İsterseniz şimdi karşımızda kurulan altılı, yedili, dokuzlu, on birli olduğu karma karışık şu masanın gerçek yüzünü ekranda izleyelim. Sosyal sigortalar kurumunu kim batırdı? Kılıçdaroğlu maaşları ödeyemeyeceğini açıklıyordu. Bir itirafta bulunmuş, hatta neler sürüyor, Sağlık Bakanlığı alın diye yalvarıyorum demişti. Saat tam 6:30. Geç mi kaldın? İnşallah arada varsa bir de bizim halimize bak. Al gün bırak çiçeği görsün. Buyruk bekleyen hasta olmayan. Boş bir görüntü değil. Her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef.
iki hafta sonra kurultay var. Sizin liderliğiniz... Hayır hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olacağını kamuoyuna duyurmayı önemli bir görev sanıyorum. Genel başkan olarak seçildiğim zaman da kendime göre bir hedef koymuşum. Bu yakalanır yakalanmaz, o ayrı bir şey. Tek başına ben değil yani yönetim kadrosu olarak. Demek ki bu işi İngiltere'ye getireceğim. Çıkacağız. Hamlesin. Hadi bize eyvallah. Başarısız olursanız, oyunuz düşerse koltuğunda kalacağım diye bir düşüncem yok. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinden ayrılmayacak. Hiçbir işçinin işine son vermişiz. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Namus sözü vermişlerdi. Ben hiç çocuk okutuyorum, nasıl okutacağım? Öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul Belediyesi'nde işçileri kapıya koydular. Ankara'da kapıya koydular. İzmir'de kapıya koydular. Yalan üstüne yalan. Devam. Dönüşüm projesinde aylardır verdiğimiz mücadelelerle ihaleler ertelendi. Durdurma konusunda faydamız oldu. Yani gürültü çıkarma konusunda. Kılıçdaroğlu bugün HDP ile buluştu. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsatı. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklere edilmesi gerekir. HDP 11 maddeli talep belgesi yayınladı. Kılıçdaroğlu üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz ülkenin. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çiftlik var mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalık da İmamoğlu çiftliğine Sevo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. Yerel yönetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesi istiyor. Yerel yönetim özellikli şartını mutlaka getireceğiz. HDP'nin başarısı Sayın Canan'ın çok önemsediği bir projedir. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'ye bakanlık verilebilir. Elbette de bu. Meral Akşener'in cahitlerine bir ittifak kurulur. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağlar. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. İYİ Partisi'ne söylüyorum. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askeri değil, generali olsanız beyne yazar. Hiç bilmedi, hiç bilmedi, hiç bilmedi. Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, BYD'ye yaslıyoruz. Bu kardeşlerimizin oylarına talip ise KKK'lıdırlar, hiç fark etmez. Böyle bir ortamda tabii altına masaya bir iyi oldu. Millet İttifakı, AKP, MHP iktidarlar karşı bir umut da yarattı. TC Devleti listen liste açıklamış. Tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Bunları başka kim vurur? Ancak biz vururuz, biz. Gezi Parkı'nı bahane edip yakıp yıkan provokatörler polise demir bilye ve taşlarla saldırıyor. Ekrem İmamoğlu deprem risk yönetimi dairesi başkanlığı Tayfun kahramanı atadı. 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, AOÇ'e kaldırılması istenleri iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Halkımıza şu çağrı yapıyoruz. Herkes bulunduğu yerden sura doğru yürümelidir. Bütün mahallelerde, dış mahallelerden, dış içeride. Görülen cami... Şu gördüğünüz selo... Benim Kürt kardeşlerimi, 51 Kürt kardeşimi Diyarbakır'da ölümüne neden oldu. Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal? Gelince onu çıkartacağız diyor. Kardeşlerim, bu iş Türk-Kürt meselesi değil, Alevi-Sünni meselesi değil, insanlık meselesi, insanlık. Ancak biz iktidarda olduğumuz sürece adalet yerini bulacaktır. Biz iktidarda olduğumuz sürece benim o 51 Kürt kardeşimin canına kıyanlara biz cezaevinden çık demeyiz. Hepsi hesabını ödeyecek. Hepsi hesabını ödeyecek. İşte masa bu. Masanın etrafındakilerin çapı, niyeti, söylemi işte bu. Gerçi bu masa siyasetin en meşru hakkı olan
işbirliği masası. Müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Bu Bay Bay Kemal. Bu var ya bu. İşte az önce izlediniz. Savaş aysa olsa da onun bu yaptıklarını SGK'nın başında olduğu zamanı anlatsın. Şimdi hastanelerimiz nasıl? Görüyorsunuz. Pırıl pırıl. Şehir hastanelerimiz öyle. Şimdi buraya bir hastane daha inşallah geliyor. Bu masa hani yürümeye yeni başlayan çocukların kullandığı örümcek var ya, işte ona benzedi. Herhangi bir istikameti, rotası, menzili olmadığı için ne tarafa iterseniz o tarafa gidiyor. Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil. Onun görevi sadece mutfakta video çekmek. Sahnede kalp yapmak. Sağa sola gülücük dağıtmak. Masanın etrafındakilerden hangisi sabah erken kalkıp ayaklanırsa örümcek o tarafa doğru yöneliyor. Sonra masanın bir başka ortağı sesini yükseltiyor. Bu defa istikamet oraya dönüyor. Ardından bir başka ortak gürlüyor. Hop, bu defa da ayaklar o tarafa doğru çekiyor. Hani baş belirsiz, meydan ıssız diye bir söz var ya, işte tam da öyle bir durum var. İpin ucu başkalarının elinde olunca bunlar kendilerine tanınan hareket alanında sürekli bir tarafa savruluyor. Aynen dediğin gibi. 6+1 reis etmiyor. Elbette masada ne yaptığını bilenler de yok değil. Mesela bölücü örgütün elebaşları ve onların siyasi uzantıları, hatırlayınız, çözüm sürecinde her türlü riske alarak ülkemizin 40 yıllık terör sorununu bitirmek istediğimizde uzattığımız eli ısıran bunlar değil miydi? Suriye'deki iç karışıklıklar sırasında provokasyonlarla sokaklarda benim Kürt kardeşlerimin kanlarını oluk oluk akıtan bunlar değil miydi? Bugün de ülkemizi Suriyelileştirmek için can atan bunlar değil mi? Soruyorum size, tüm bu ihanetlerin neresinde Van var? Tüm bu acıların neresinde benim Kürt kardeşlerim var? Tüm bu istismarların neresinde ülkenin ve milletin menfaati var? Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her biri tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken Türkiye'yi yeniden eski karanlık günlerine geri döndürmenin kime ne faydası var? Türkiye'yi her alanda gelişmiş ve müreffeh bir ülke haline getirmek için attığımız adımlara çelme takmanın kime ne faydası var? Size bir faydası yok, milletimize bir faydası yok, ülkemize bir faydası yok. Ama birileri kandan, kavgadan, kaostan, cehalet ve sefaletten beslendiği için onların bu tabloya çok ihtiyacı var. Daha geçen gün Çanakkale'de kahvehane basıp adam döverek yurt dışında oy kullanmaya giden vatandaşlarımıza saldırarak asıl niyetlerini hemen gösterdiler. Masanın bir diğer bilinçli ve ortada pek gözükmeyen ortağı FETÖ da ne yaptığını çok iyi biliyor. Ötekilerin durumu ise hak getire. Tam bir trajedi. Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine. Nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar. 14 Mayıs'ta işte bu iki tablodan hangisini istediğinize karar vereceksiniz. Tercihinizi Türkiye'nin güven, huzur, refah içinde güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini isteyen bizimle. Yeniden koalisyon, kavga, baskı, zulüm peşinde koşanlar arasında yapacaksınız. Van'ın tercihinin Türkiye 100 yılı olacağından yana hiçbir şüphem yok. Şimdi
buradan öyle bir ses verin ki Van Gölü'nün öte yakasından bile duyulsun. Tatvan'dan duyulsun. Bitlis'ten duyulsun. Hazır mıyız? Van 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Van 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Van 14 Mayıs'ta Türkiye 100 yılının inşası için Bismillah diyor muyuz? Van 14 Mayıs'ta Türkiye 100 yılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Allah sizlerden razı olsun. Maşallah. Barakallah. Tebarakallah. Bana da bu yakışır. Kardeşlerim, Cumhuriyetimizin ilk asrı, son devletimiz Türkiye'nin kuruluşu yanında pek çok siyasi, ekonomik ve sosyal çalkantıyla geçti. Bugün dönüp baktığımızda bu istikrarsızlıkların hiçbirinin de tesadüf olmadığını, kendi kendine yaşanmadığını görüyoruz. Ülkemizi iç mücadeleleriyle oyalayanlar, kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyanın kaynaklarını sömürdüler. Ne zaman ki biz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla aradaki farkı kapattık, işte o zaman bunları bir telaş sardı. Gezi ile sokakları, çukur eylemleriyle mahalleleri, terör saldırılarıyla güvenliğimizi, darbe girişimleriyle milli iradeyi, finansal tuzaklarla ekonomimizi hedef aldılar. Allah'ın yardımı ve milletimizin, Vanlı kardeşlerimizin desteğiyle tüm bu saldırıları göğüsledik. Akamete uğrattık. Bununla yetinmedik. Sınır ötesi harekatlarla, yeni ekonomi programlarıyla, savunma sanayi ve enerji yatırımlarıyla Türkiye 100 yılına hazırlık yaptık. İsterseniz şimdi gelin 21 yılda ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi şöyle kısaca bir hatırlayalım. Şuraya bakalım. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobiliniz soğuk, kendi İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncı'yı, milli tankınızı, milli helikopterinizi, milli silahlarınızı, milli denizaltılarınızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMC'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğalgaz keşfi, doğalgazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk akımı, mavi akımı, TANAP'ı, Bakü-Tiflis Ceyhan boru hattını, bol karbü üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusufeli Barajı'nı, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya Tüneli, hızlı tren ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisibi Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanı, milli elektrikli tren seti üretimi, dev şehir hastaneleri, yerli aşırı turku vakı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitim 12 yıl, ders kitaplarının ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kampdaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarih zam, memur maaşlarını artır. İkramiyesini 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığı 1594 lira, evde bakım aylığı 4336 lira, yaşlı aylığı 1997 lira, en düşük dul ve yetim aylığı 4125 lira, evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırma merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması,
binasını, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni, Aleli Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Kalıl Anlaşması'nı, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranı, ülke ekonomisinin 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücret 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık, hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorunu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayide dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Kasayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, DEAŞ ile, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, sakın akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimize, ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Evet. Nasıl buldunuz? Bunlar eksikleriyle beraber bu kadar. Şimdi bugün bu alanda resmi olarak aldığım rakam ne biliyor musunuz? Şu anda 50 bin Vanlı kardeşim alanda. Yol boyunca gelenler hariç. Bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki 9 gün sonra sandıkları benim Vanlı kardeşlerim patlatacak. İşte bu başarılar birilerinin kabusu oldu. Okul yaparız, üniversite açarız. Eğitimi ayağa düşürdünüz derler. Hastane yaparız. Kaliteli sağlık hizmeti veririz. Covid salgını gibi bir krizin üstesinden geliriz. Milleti hasta ettiniz derler. Yol yaparız. Köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaparız. Millet bunları mı yiyecek derler. Ya köprü yenir mi? Havalimanı yenir mi? Ama biz onları Bay Bay Kemal'e bırakıyoruz. Afiyet olsun. Karadeniz'de gaz. Gabar'da petrol buluruz. Milleti kandırıyorsunuz derler. Ya buyur işte. Bak, doğal gazı vatandaşımıza bir ay ücretsiz. Ondan sonra da yıl boyu 25 metreküp faturadan ne yapıyoruz? Düşüyoruz. Ama bitmedi. Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilini yaparız. Gözlerinin önündeki ürüne hani nerede derler. Bay Bay Kemal, ya Gemlik'te fabrika. Hadi git. Niye gitmiyorsun? Meral Hanım, sen niye gitmiyorsun? Gidemezler. Gittikleri anda maskeleri düşecek. Çünkü bunların bu ülkede dikili bir taşı yok. Uçak yaparız. Helikopter yaparız. Yüksek teknoloji ürünü. Nice projeyi gerçekleştiririz. Ne gerek vardı derler. Konut yaparız. Baraj yaparız. Sulama tesisi yaparız. Her birine takmadık kul bırakmazlar.
İstihdamda, üretimde, ihracatta rekorlar kırarız. Sevinecekleri yerde karalamaya çalışırlar. Sosyal yardımlarla devletimizi kimsesizlerin kimsesi haline getiririz. Yardım alan insanları makarnacı, kömürcü diye aşağılarlar. Dış politikada onurlu bir duruşla ülkemize güç, milletimize gurur kazandırırız. Gidip bizi yabancılara şikayet ederler. Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye 100 yılı hayalimize sahip çıkmazsak, daha onlarca, yüzlerce örneğini verebileceğimiz işte bu zihniyet ülkenin tepesine bir kara bulut gibi çökecek. Sanmayın ki afaki bir tablodan söz ediyorum. Türkiye bizden önceki 70 yıl boyunca bunların hepsini de bu CHP'yle yaşadı. Tabii geçmişleri bu olduğu halde bugün başka şeyler söylüyorlar. Her seçim dönemi olduğu gibi 14 Mayıs öncesi de değer istismarcıları, vaat bohçacıları, kifayetsiz mühterisler ortalığın tozunu dumana katıyor. Aman Allah'ım, atıyorlar, tutuyorlar, kırıyorlar, kapatıyorlar, tehdit ediyorlar. Dillerinin ucuna ne gelirse söylüyorlar. Mazilerindeki utanç tabloları gerçek. Ama seçim dönemlerinde verdikleri vaatlerin hepsi yalan. Bak, genç ne çıkardı? Denizlerde TCG uçak gemisi. Şimdi onu nereye gönderdik? İzmir'e. İzmir'de kuyruklar devam ediyor. Yeryüzünde tok. Gökyüzünde Kaan. Sandıkta Erdoğan. Maşallah. Gurur tablomuz Kızıl Elma. Tok. TCG Anadolu. Hürjet. Karadeniz doğalgazımız. Şehit Aybüke Yalçın bir petrol sahamız. Maşallah. Hatırlarsanız son mali seçimlerde ekmekten süte, sudan ulaşıma, internetten traktöre her şeyi bedava yapacakları üzerine namus sözü vermişlerdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı buraya geldi mi? Geldi değil mi? Burada da atıp tuttu mu? Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsun. İstanbul'a uğradığı yok. O bol bol nereye gidiyor biliyor musun? Bodrum'a. Bodrum'a. Bodrum, Bodrum. İstanbul'u sel alıyor. Nerede diye sorulduğunda Bodrum'da. Tam tersine bunlar milletimizi canından bezdirdiler. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'den almıştım. İstanbul susuzdu. Çöp, çukur, çamur. İstanbul böyleydi. Ve İstanbul'u İstanbul bu kardeşiniz yaptı. Şimdi her şeyi bedava yapmayı bırakın. Yeni projeler başlatmayı, teslim aldıkları yarım kalan işleri bile sürdüremediler. Çünkü her şey gibi bu ülkeye, bu millete, bu şehirlere hizmet etmek bir nasip meselesidir. Bunlar nasipsiz, bunlar kudümsüz, bunlar tembel. İnanın bunların önüne beş keçi katsanız akşama hepsini de kaybedip gelecek kadar beceriksiz. Şöyle bir mazilerine bakın. Hepsinin de ortak özelliği başarısızlıktır. Batırmaktır. Allah göstermesin. Ülkenin başına gelseler yarın öbür gün işçi, memur, emekli ay sonunda maaşını alıp almayacağını bilemeyecek. Geçmişte CHP memurlar maaş alamadılar. Sanayici, tüccar, esnaf önünü göremeyecek, elindekinden olacak. Yeni bir şey yapamayacakları gibi bizim kendilerine bıraktıklarımıza da sahip çıkamayacaklar. Zaten bunlara verilen görev de bu. Karadeniz gazının vanasını kapatmak. Gavar petrolünün üzerine beton dökmek. Toku rafa kaldırmak.
Ya çıkmış utanmadan, sıkılmadan ne diyor biliyor musun? Hani biz S-400 vardı ya, Amerika'nın kaldırın bunu dedi. Şimdi bu ne diyor? S-400'leri biz depoya alacağız. Kim diyor bunu? Bay Bay Kemal. Ya Bay Bay Kemal, en güçlü savunma silahının depolara kaldırılmasını asla bu millet müsaade etmeyecektir. Köprüleri, tünelleri, hızlı tren hatlarını, otoyolları işlemez hale getireceklermiş. Teknoloji projelerimizin kapısına kilit vuracaklarmış. İHA'yı, SİHA'yı, Akıncı'yı, Kızıl Elma'yı onların da önünü keseceklermiş. Ülkemizi yeniden 3-5 dolar için birilerine el açar duruma getirecekler. Evet, bunların yapacağı sadece budur. Arada bir çıkıp somut proje söylüyorlar. Altını kazıyorsunuz, hepsi çalıntı çıkıyor. Bizim yıllar boyunca hazırlığını yaptığımız, son aşamasına getirdiğimiz işleri bir yerlerden duyup proje diye millete yutturmaya kalkıyorlar. Mesela en son çıkıp Adana'da petrokimya özel ekonomi bölgesi kuracağından söz ediyor. Yahu biz orayı yıllar öncesinden enerji ihtisas bölgesi ilan ettik. Bay Bay Kemal. Kurduğumuz boru hatlarıyla Ceyhan'ı dünyanın önde gelen enerji haplarından biri haline getirdik. Yumurtalık'ta 12 milyar dolarlık bir petrokimya yatırımıyla ilgili süreç tamamlanmak üzere. Ayrıca her biri milyar dolarla ifade edilen başka yatırımlar da var. Biz bunlar gibi ülkemizin değerlerini yabancılara peşkeş çekmenin değil, kendi insanımıza kazanca dönüştürmenin sözünü veriyoruz. Biz Atatürk Havalimanı'nı Teknofest'le, Millet Bahçesi'yle, teknoloji geliştirme merkezleriyle ülkemizin gurur haline getiriyoruz. Onlar burayı karanlık ilişkili şirketlere peşkeş çekeceklermiş. Bunlar da yalan bitmez. Bunu da eserle, hizmetle, yatırımla yapacağız. Ülkemizi yeniden eski yokluk ve zulüm günlerine döndürmek isteyenlere bu meydanı bırakmayacağız. Şimdi bir şeye geliyorum. Teröründen LGBT'sine, nice sinsi niyetle evlatlarımızın geleceğine gözlerini dikenlere fırsat vermeyeceğiz. Benim Vanlı Kürt kardeşlerimden LGBT'ci olur mu? Soruyorum, olur mu? Çünkü benim Vanlı Kürt kardeşim ailenin kutsiyetine ne yapar? İnanır. Bizde aile kutsaldır. Ailenin kutsiyetine el dokundurtmayız. Kandil'dekiler Diyarbakır annelerinin yavrularını kaçırabilirler. Ama benim Kürt kardeşlerim buna müsaade etmez. Türkiye yüzyılının ışığını söndürmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Van'dan aldığımız şu güç ve destekle, Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ı yeni bir demokrasi şölenine, yeni bir kalkınma atılımına döndürmekte kararlı mıyız? Bir sonraki buluşmamızı inşallah seçim zaferimizin sevincini paylaşmak için yapacağız. Ama bunun için çok çalışmamız lazım. Biliyorsunuz benim her zaman bir sözüm var. Kale içeriden fethedilir. Ne demek bu? Yani kaleyi kadınlar fetheder, kadınlar. Buna hazır mıyız? Ana kademe buna hazır mıyız? Gençler buna hazır mıyız? Bu meydanda bulunan ve bizleri çeşitli mecralardan dinleyen, takip eden tüm kardeşlerime sesleniyorum. Her birinizden seçim gününe kadar hala tereddütte olan veya sandıkta başka tercihlere meyleden bir akrabanıza
komşunuza, dostunuza ulaşmanızı istiyorum. Türkiye'nin geleceği için bu seçimin ne kadar önemli olduğunu onlara anlatmanızı ve mutlaka gönlünü kazanarak sandıkta desteğini almanızı bekliyorum. Bunu başardığımızda emin olun o sandıklar gerçekten patlayacak. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Şimdi hazır mıyız? Öyle bir haykıralım ki Bitlis duysun, Tatvan duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sağ olun. Var olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.